Evet arkadaşlar, Çanakkale'de bankacı Levent abinin makaracıları. Ne yalan söyleyeyim, her taraf yer gök bunlardan. İlk defa bu kadar kalabalığını gördük. Hayvanların tamamı tüyde. Tüy mevsimi biliyorsunuz arkadaşlar. Abi buraya yüzün üzerinde var değil mi? Aynen abi, çok fazla ya. Evet, bankacı Levent abimizin makaracıları bunlar. Çanakkale'de zaten başka böyle yoğun şekilde makaracı yapan, bu işten anlayan kişi var mı bilmiyorum. Levent abimizin zevki bu. Başka kuş araya katmıyor. Sadece makaracı bunlar. Hava çok rüzgarlı. Onun için hiçbir şekilde oyun istemeyeceğiz ondan. Zaten tüyle kuşların çoğu. Şöyle görselini yapalım. Kuşçulara yeter. Ayrıca Levent abimizin burada içeride kanaryaları da var. Size onları da bir göstereyim şöyle ufaktan. Evet, araya saka da var. Levent abi, alabildin mi saka piçi bunlardan? Aldın ya. Aldın değil mi? Böyle kanarya da yapıyor abimiz. Biraz. Evet abi. Orada özel ırk mı var? Geleyim mi abi? Gel baba. Geleyim abi. Evet, bir burası çok büyük, bir bölme daha var. Damızlıklarımız var. Evet, bunlar damızlık. Burada 200'ün üzerinde kuş var abi. Var abi. Sen çok artırdın bunu. Bir de çiftlikte var. Çiftlikte de var, evet. Üstten de onda var abi. Ey maşallah. Allah nazardan gözden abi saklasın abi. Sayende. Niye sayende? İlaçların sayesinde. Ha, ilaçların. O ikinci aşama. O önemli aynen değil ama yani gerçekten Çanakkale'de ben bu kadar makaracıyı bir arada görmedim. Zaten başka ırk yapmıyorsun. Tek buna çalışıyorsun sen. Yok, zaten böyle tek kuş üzerine çalışıldığı zaman evet, randıman alınıyor. Daha başka oluyor. Tabii. Tabii kuşu, şimdi 5-6 çeşit kuş bir arada olmuyor. Aynen. Evet. 41 kere maşallah. Seninle şimdi makaracılar hakkında dışarıda biraz bilgi alalım. Kafanı kollar. Ben şu kanaryalarını bir daha çekeyim. Çünkü gruplarda kanaryacı da var. Çanakkale'de kanaryacılar, Levent abimiz biliyorsunuz derneği vardır. Yakında mezatlara açılacak. Aynen. Hepinizi oraya bekliyoruz. Mezatlardan eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Fazlalık sezon yavrularınızı getirip orada satabilirsiniz. Levent abimiz bu işte eskidir. Çok eskidir. Aynı zamanda güvercin derneği de var. Şu an aktif tutmuyor onu. Çünkü güvercin işini gerçekten bitirdiler piyasada. Ondan dolayı derneği açmıyor. Ama şöyle yemledi onları, aldı dışarıya. Biz bunları güneş arkamıza alalım. Hafiften bir çekelim. Evet arkadaşlar, Çanakkale'de makaracı dedim mi, bankacı Levent abimiz. Çanakkale'den bilmeyip de izleyen arkadaşlar varsa, özellikle yakında Kanarya Derneği tekrar geçen sene faaliyetteydi. Bu sene de açacaklar. Eksiği olan gelsin tamamlasın dernekten. Fazlası olan da getirip satsın dernekte. Hepinizin katkısını, desteğini bekliyoruz. Bu işler gönül işi. Eğer bunda ticaret ettim diyen adam varsa yalandır. Yedikleri yemi karşılamazlar. Bu bir sevgi meselesi. Yapabilene aşk olsun. Zaten emekli maaşını kuşlara yediriyorsun abi. Aynen. Aynen. Evet. Her hafta 110, 120, 130 sadece yem. Aynen. Her hafta bak ne diyor? 120, 120, 130 yem parası. Doğrudur. Ayda 500 lira. 200 tane üzerine kuş var abi. Çok kalabalık kuşların. 41 kere maşallah. Allah nazardan gözden saklasın.
Hey maşallah. Hey maşallah. Levent abi. Buyur. Şimdi seni de böyle biraz serine alayım. Güneş vursun sana. Sen otur, sen otur. Sen otur. Ben kameraya çıkmasam da olur. Bize makaracılar hakkında mesela bir arkadaşımız makaracı yapmak isterse nedir bunun zahmeti, eziyeti, nasıl orijinali bakılır, eğitim düzeyi, aklına ne gelirse bildiğin tecrübenden yararlanmak isteriz. Şimdi aşağı yukarı yaşım 57, 6 yaşından beri bu Trakya kuşuyla, makaracı kuşuyla gerçekten çok yakından ilgileniyorum. 7 senemi ben. Şimdi artık böyle bendeki gibi tepeli olarak, yerli kuş olarak pek Trakya'da kuş kalmadı. Herkes bu yerli kuşun kostümüne döndü ama kuş dönüş olarak bizim kuşlarımız aşağı yukarı bir 30-35 senelik aynı damar. Aynı ırk mı 30-35 senelik? Aynı ırk. Hey maşallah. Uçuş olarak, dönüş olarak gerçekten çok değerli ve kıymetli kuşlar. Ve bu kuşlar artık kalmadı. Bu kuşun da aynı şevapçılar gibi büyük tepelisini çıkarttılar. Oraya doğru yönlendirdiler kuşlar ama artık bu kuşlar kalmadı. Yani özelliğini taşıyan kuşlar böyle çok nadir ve az. Bu kuşların özellikleri 3-4 saat, 5 saat sineklerde uçması ve dönüşe girdiği zaman da para gibi aşağı yukarı 7-8 direk, 9 direk yani cami minaresi boyunda dönmeleri, adrenalin yaratmaları ve şekil tipi de bir araya getirdik. Güzellik olarak, tepe olarak, renk olarak hepsini bir arada topladık ama dediğim gibi aşağı yukarı bir 40 senemizi, 45 senemizi aldı. Şükürler olsun Allah'ımıza. Şu anda eksiğimiz, yediğimiz yok. Bayağı da bir İlyas kardeşim, yani sayende bu kadar çoğaldı bu kuşlar. Niye diyecek, soracak olursan aşağı yukarı 40-50 tane vardı. Hastalıktan çok zayiat verdim. Ama Allah bin kere razı olsun, her zaman da söylerim. Senden aldığım ilaçtan sonra kuşlar 200 tane, 300 tane oldu. Ben de anlamıyorum yani, maşallah şeytan kulağına kurşun. Ne bir hastalık, ne bir şey, şükürler olsun, yok. Şimdi yani, abi senin avantajın ne biliyor musun abi? Efendim? Şimdi yerin senin çok güneşli, havadar bir yer. Evet. Şimdi ilacın %100 etkisi yapmasının sebebi bu. Şimdi evet. Bazı arkadaşların kümesi hiç güneş almıyor. Evet. Artı güneş almadığı gibi bir de havalandırma sistemi çok yanlış. Çünkü biz hep diyoruz, havalandırma kümese tabandan girecek, tabandan aynen çıkacak. Aynen. Alttan bir hava girmediği zaman o kümesin, aynı şöyle düşünün, bir tane varil düşünün. Varilin içine siz kül koyun, aynen, üzerinden rüzgar estirin, dibindeki kül oynamaz. Oynamaz. Ama varilin dibine bir delik açarsan oradan pufur pufur alır, o hesap. Aynen. Aynen. Soba misali, sobanın aynen altını açtığında nasıl baca puf puf çekiyorsa, kümeslerde şimdi senin avantajın, ilaçtan %100 verim görmenin sebebi de o. Yani kümes gerçekten havadar. Evet. Gerçekten sabah akşam güneşin altında. Peki abi, Çanakkale kuşçuları olarak, heh, şimdi sizin güvercin derneğiniz de var. Şu anda işletmiyorsunuz. Evet. Kanarya derneğiniz de var. Geçen sene açmıştık, ziyaret de etmiştik, evet, sizi. Allah izin verirse bu sene de açılışa geleceğiz. Allah razı olsun. Buradan Çanakkale kuşçularına, dışarıdakileri değil, onlar ayrı. Hı hı. Çanakkale kuşçularına, bu mezatlara ilgisizlikleriyle alakalı, yani bir abi olarak onlara tavsiye edebileceğin, nasihat edebileceğin, küçüklere, büyüklere tavsiye edebileceğin, açılışla alakalı ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? Şimdi güvercin sevdamız bizim çocukluktan beri olduğu için 96'da ilk derneği kuranlardan bir tanesi benim. Yakın illerde de Tekirdağ olsun, Ayrabolu olsun, Kırklareli olsun, bunların da dernek kurmalarında bayağı bir yardımlarımız oldu. Gittik, arkadaşları ziyaret ettik. Burada önemli olan derneği kurmak değil, arkadaşların bir arada olması, özveriyle davranması, maddiyattan önce kuş sevgisinin ve
arkadaş sevgisinin, dostluğun çok büyük önemi var. Benim gençlere buradan söyleyeceğim, birlik olalım, beraber olalım ve hep beraber eğer taşın altına elimizi sokmamız gerekiyorsa beraber sokalım. Maddiyat önemli değil. Burada önemli olan sevgi, kardeşlik, arkadaşlık. Kanarya Derneği'nin şu anda başkanlığını yapıyorum. Eylül ayının sonunda yine mezatlarımız var. Güzel bir dernek yeri de şu anda tasarımlarımızın içinde. Ama dediğim gibi bunların hiçbir tanesi önemli değil. Burada önemli olan abilik, kardeşlik, sevgi, dostluk. Bunlar bir arada olduğu sürece Çanakkale her zaman Türkiye'deki uçlar arasında ve uç memleketi olarak yerini alır. Ama dediğim gibi önce büyüğe saygı, küçüğe sevgi. Gerisi hepsi yalan. Şimdi Levent abi sen beni tanıyorsun, ben seni tanıyorum. Eyvallah. Şimdi Çanakkale'de biliyorsun medyatik olarak ben bu konuda koşturuyorum. Evet. Hep istiyoruz ki Çanakkale'yi tanıtalım. Hem aynen, güvercin bakımından hem üretici bakımından. Aynen. Şimdi ben çok iyi biliyorum ki Çanakkale'de yani Türkiye'de ilk 10'a girecek oyun kuşu bakanlar var. Var. Çanakkale'de Türkiye'de ilk 5'e girecek sus kuşçuları da var. Var. Örneğin Çanakkale Çan'da Bülent abimiz. Aynen. Örnek söylüyorum yani aynen, şey olarak. Kostüme gelince Mehmet Şengül hocamız var, Alper Coşkun var vesaire. Evet. Şimdi biz istiyoruz ki hani Çanakkale'nin kuşlarında, kuşçularında Türkiye'yi tanıtalım. Çünkü ben Çanakkale gerçekten Bursa 1, Çanakkale 2 bunlar güvercine inanılmaz değer edecek. Hem üretim anlamında hem kuşçular anlamında çok büyük değer. Ama birlik beraberliğe geldiği zaman bu noktada tıkanıyoruz. Evet. Şimdi ben çok il geziyorum. Artık mezatların, Çanakkale mezatlarının hiçbirini kaçırmamaya çalışıyorum. Doğru. Şimdi buradan sen bir büyüğümüz olarak ben sana bir şey söylüyorum. Biz şimdi mezata gittiğimiz zaman mezatta insan ne ister? Bir adam mesela kuş almaya gitmiyor. Oturuyor zevkini yapacak. O adam ne ister o mezattan ya? Başkandan ya da ne diler? Nasıl bir mezat olsun ister? Şimdi o mezattan yani hoşnut olması önemli insanların. Gittiği zaman bir güler yüz, bir ne bileyim küçüklerin abi hoş geldin. Büyüğümüze karşı abi siz de hoş geldiniz. Yani böyle hem dostane hem de güler yüzlü olmak kadar güzel bir şey yok. Bu işin kuş almak önemli değil. Dernekler ne için de var? Aynı zamanda bu işin sohbetini yapmak için de dernekler kurulmuş. Yani kuş alıp satmak ikinci plan. Levent abi bu noktada ben şunu söylemek istiyorum. Hem kuşçulara hem mezat başkanlarına. Diyorum ki arkadaşlar dedikodu yeri değildir mezat yerleri. Aynen doğru. Kaynaşma, doğru, dostluk, abi, aynen, kardeşlik, sevgi yeridir. Aynen öyle. Mezat başkanlarına şundan rica ediyoruz. Arkadaş, ha tabii orada oturan üyelerden de bahsediyorum. Yani misafir gelenler. Ya kardeşim yani sessiz, sakin bir ortamda bu zevki yapalım. Yani doğru, ne derler ona hani böyle bir acayip bir ses uğultu içerisinde mezat sunmaya zaten çalışıyorlar. Zaten mezatların en büyük özelliği kişilerin mezat yapılırken kendi aralarında konuşmamaları, mezatın eğer gerçekten güzel olmasını istiyorlarsa sessiz, saygılı. Ha mezat bittikten sonra oturulur, çaylar söylenir, muhabbetler başlar, kuş muhabbetleri başlar. Böyle daha güzel olur ama mezatların gerçekten eğer hem mezatçıya hem de o derneğe, o derneğin başkanına, üyelerine saygı duymak istiyorsak mezatta sessiz olmamız gerekiyor. Ha muhabbet bitti. Ben şimdi mezat bittikten sonra muhabbet başlar. O zaman hiç sıkıntı değil. Sizin yaşlarındaki büyüklerimizden ben hep şu şikayeti aldım. Diyor ki adam, İlyas'ım ben kuş almam, kuş satmam. Mezat yerine gidiyoruz o havayı koklamak için. Çünkü aynen, kuş ruhumuza işlemiş. Doğru. Yıllarca bizi hanımlarımızla kavga ettirmiş bir konu. Aynen. Şimdi gidiyorum diyor, çayımı içeceğim, o alışverişi görmem lazım. Aynen. Bir bakıyorsun ki bir kesim de var, sürekli sulandırıyor. Dedikodu, gürültü, dedikodu, sus diyorlar, susmuyor. Kovuyorsun, gitmiyorlar. Böyle bir konu var. Buradan şunu seslenmek istiyorum. Hepimiz için geçerli. Doğru. Mezat yeri dedikodu yeri değil. Sevgi, kardeşlik, abilik yeri. Aynen. Mezat bittikten sonra doldurursun çayları, dağıtırsın. Şimdi kimle konuşmak istiyor? Patlatsın konuşmayı. Sabaha yok kadar. Doğru mu? Doğru. Hiç sıkıntı yok. Şimdi sen geçen gün söyledin. Dedin ki Çanakkale'de güvercin mezat yerini de tekrar yapalım, açalım diye. İşte bu konuda bir sıkıntı var. Yani gelecek arkadaşların Çanakkale'de bunu çok kez yapıldı ama başarılamadı.
senin başaracağına inanıyorum da yine söylüyorum ben, biz üyelere güvenmiyoruz. Çünkü sahip çıkmıyorlar derneklere. Yanlış anlama bak, ben Türkiye'nin her yerini geziyorum. Bütün dernekler hemen hemen bu vaziyette. Yani derneğe niye insanlar gidiyor bilmiyorum. Yani muhabbetse çay ocağında, çay bahçesinde zaten yapılıyor ama derneğe gittiğin zaman orada bir kuş alışverişi görülmesi lazım. Ondan sonra mezat bittikten sonra muhabbet olması lazım. Çok şimdi sıkıntı var işte ya. Yine başa dönüyoruz. Burada maddiyat ikinci plan olması gerekiyor. Hem dernek başkanlarına düşen en büyük görev bu. Yani şimdi zannediyorlar ki işte mezatlar yapılıyor. Bu adam dernek başkanı, mezatlardan gelen karla kendine pay çıkartıyor gibisinden mesela görüşmeler oluyor. Ama şu bir gerçek ki biz bu işi, bu yaşıma geldim, hiç ticaretini yapmadım. Ha isteyen olsa veriyoruz, hediye de ediyoruz. Ha yem parası karşılığında da veriyoruz. Çünkü biliyorsun aylık giderlerimiz bayağı. Ben emekli adamım. Benim emekli maaşım 2,5 milyar. Ama hiç önemli değil. Dostluklar baki kaldığı sürece mezatçılık da olur, dernekçilik de olur. Yeter ki insanlar birbirlerine saygı duysunlar, dedikoduyu bıraksınlar. Bunu sadece Çanakkale'de sağlamalıyız. Sağlarız, sağlarız. Allah'ın izniyle. Yani artık sosyal medya da bayağı genişledi. İnsanlar daha da bilinçlendi. Zannetmiyorum ki artık eski kafalar kalmadı. Herkes bilinçli, herkes ne yapacağını biliyor. Gençler çok akıllı. Bunları bir arada biz de tecrübelerimizi bunlara aktardığımız sürece bir sıkıntının, bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ve kafamda güzel bir proje var. Gerçekten ben Çanakkale'nin sadece maddi olarak değil, manevi desteklerine ihtiyacımızı belirtmek istiyorum. Yani bunu canı gönülden istiyorum. Gerçekten böyle dostlarımız varsa yanımızda görelim. Bu işin zevkini, tadını hep beraber çıkartalım. Ve zevk alalım. Yani önemli olan biz bu işi yapıyorsak, zevkini yapıyorsak bu zevki doya doya tadalım. Bu zevkten doya doya tat alalım. Ve bunu dostlarımızla beraber güzel bir şekilde tatlandıralım. Evet abi, başka bir şeye gerek yok yani. Sen kamu görevlisi yapmış üst düzey. Çanakkale eşrafının %90'ı tarafından tanınan, bilinen, sevilen, sayılan bir kişisin. Doğrudur. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Buyur. Hani dedim ya, ben bu sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Bu yaştan sonra bizim maksadımız şöhret değil. Aynen. Maksadımız bir şeyleri birilerine anlatabilmektir. Doğrudur. Yoksa ki şöhretlik bizim neyimize? Bu yaştan sonra onu, artist olacak değiliz, sanatçı olacak değiliz. Onu ben canı gönülden hem biliyorum, hem seni çok yakından takip ediyorum. Güvercin camiasına vermiş olduğun güzel hizmetlerden dolayı ben kendi adıma seni gerçekten tebrik ediyorum. Ve bu başarıların daha fazlasını senden temenni ediyorum. Evet abi. Çok güzel bir şey yani. Senin konumun itibariyle ben sana uzun soru soracağım. Bu noktaya onun için geldim ben. Buyur. Şimdi abicim, şimdi Türkiye'de Güvercin Federasyonu var. Evet. Ne iş yaptığını ben bugüne kadar anlamış değilim. Diyorum şişman cebeş adamlar oturmuşlar oraya. Milleti 3-5 bin lira kesiyorlar. Evet. Bilezik parasıdır, şudur budur. Ama Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı var ilaç konusunda. Evet. Önüne gelen ilaç satıyor. Evet. Şu anda piyasada bir tane sağlam kuş yok. Evet. Yok yani abi, ben geziyorum, görüyorum. Artı biliyorsun beni arayan çok. Telefonumuz hiç susmuyor bu konuda. Aynen. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Bu federasyon ne iş yapar? Ya bir mezat yerine doğru kümes böyle yapılır. Doğru yemlenme, ay bunlardır. Hastalık karşısında da doğru veteriner ilacı, eczane ilacı bunlardır. Demez mi abi ya? Hiç mi tanıtmaz yani? Federasyonun tek yaptığı Ankara'da bir yarışma yapmak. Ve ben başka da bir faaliyetlerini görmedim. Onlar da şebapçılara. Trakya'da çok dernekçi arkadaşımız da güzel festivaller yapıyorlar. Ve katılımları da güzel oluyor. Ama federasyonun hiçbir hiçbir hizmet verdiğini görmüyorum ve duymuyorum da yani. Şimdi bunu niye dedim biliyor musun Levent abi? Şimdi biz insanlara sürekli işte şoför, otobüs şoförü kuşları almadı. Yasasını yayınlıyoruz. Diyoruz ki kanundan almak zorunda. Aynen. Yasası var. Aynen. Paylaşıyoruz. İnsanlar bilinçlensin. Şoförün önüne al bu belgeyi koy. Almak zorunluluğu var. Evet. Şimdi koltuk 100 lira, 150 lira bir kolye istiyorlar iki tane kuşa. Aynen. Hayır kardeşim, hakkını ara. Suç duyurusunda bulun. Çünkü haksız kazanç var. Aynen. Falan filan.
Şimdi ikinci konu da bu zabıtaların güvercinleri, kümesleri kaldırma konusu. Çok araştırıyorum bu konuyla ilgili ne yakalayabilirim kanuni anlamda diye. En son şunu yakaladım. Türkiye Güvercin Federasyonu'nun paylaşmış olduğu 20 sayfalı bir yazı var. Çok hoşuma gitti, dedim ki ben bu adamların hakkını yemişim. Yani demek ki böyle faaliyetleri de varmış. Bir tane yakaladım. Neyse biz bunu döktük. YouTube kanalımda da paylaştım. Normal güvercin kanallarımızda, Facim'de de paylaştım. Dedim ki arkadaşlar bakınız, zabıta kanunundan Avrupa ile yapmış olduğumuz hayvan sözleşmeleri gereği evdeki çocuğun neyse kapındaki güvercin o, kedi köpek de aynı, hiç değişmiyor. Buna dokunamaz, kaldıramaz. Şimdi biz bu belgeyi yayınladıktan sonra sevinmiştim. Hani dedim biz federasyon günahını alıyormuş, bazı faaliyetleri de varmış. Hatta o belgede de sekreterlerinin imzası var, adı var, soyadı var. Biz bunu yayınlayınca kuşçular çok sevindiler. Bir kişinin kapısına zabıta geldi, yazı bıraktı, bir haftaya buradan kalkacak, beni aradı, ben de belgeleri ona attım. Ne kadar güzel. Adam gitmiş, abi suçlu çıktı. Neden neden suçlu çıktı? Kanuna göre 10 bin nüfusun üzerinde olan illerde bu geçerli değilmiş. 10 binin altına olursa köy mezra diye sayılıyor herhalde, orada geçerliymiş. Şimdi diyorum ki Allah rızası için bu ülkede sahipli evde bakılan 100 bin köpek varsa, 500 bin köpek varsa evde bakılan 5 milyon, 10 milyon kuş var. Peki bu federasyon, ya Allah rızası için yalvarıyorum. Ya bu federasyon hiç mi, yani bir atakta bulunur. Çünkü bir kültür, Peygamber Efendimiz'in mağarasında yumurta yapan, aynen, Osmanlı'da mektup taşıyan, aynen, yani büyük bir kültür. Ya buna niye sahip çıkmazlar? Ne diye o zaman üyelerden para topluyorlar? Yani nedir bu iş, ben anlamadım. Sen bu konuda ne demek istersin? Valla yetkililerden üzerine düşen görevleri yapmasını talep ederiz. Yani burada yapacağımız federasyonun çok büyük görevleri var. Eğer gerçekten bu işi güzel bir anlamda federasyon olarak götürmek istiyorlarsa, bu güvercinci arkadaşların bu gibi mağduriyetlerine çare bulmaları en önemli faktörlerden bir tanesi. Levent abi, ben gençlere soruyorum şimdi, kuşçular bana yazıyor ya, diyorum hangi takımı tutuyor? Fener'i. Diyorum teknik direktör kim bu? Başkanı kim bu? Öteki Galatasaraylı, soruyorum başkanı bu. Diyorum ki güvercin bakıyorsun, güvercin federasyon başkanının ismi nedir? Herkes kalıyor. Aynen. Böyle bir şey var mı abi? Bir başkan kendini kuşçularına tanıtamamış. Buradan sesleniyoruz. Allah rızası için, şu kuşçular için meclise. Bir de ben grupta yalvardım. Her mezatçı 100 bin imza, 200 imza toplayalım, biz bunu meclise getirelim. Ya bu da sonuçta bir hayvan, yani bu bir hak. Şimdi apartmanda adam bakıyor çatısında, orada burada çıkıyor içinden bir kılçık. Kaldır bu kümesi buradan, hadi bakalım zabıta falan filan uğraş. Bu noktada yani buradan federasyona da sesleniyoruz. Aynen. Artık bu işlere eğil, altınıza makam arabası, üyelerin bilezik paralarıyla, aynen, gezip yiyip içeceğine, haksızsak da özür diliyoruz sizden. Eğer ama bu hizmetlerde varsa da bize iletmiyorsanız bu da sizin eksiğiniz. Aynen. Bu anlamda Levent abi, sonsuz olarak söylemek istediğin kuşçu camiasına, Çanakkale'ye ve Türkiye'ye. İlyas'cığım çok teşekkür ederim. Böyle konulara değindiğin için. Gerçekten yani güvercinci olarak, kanaryacı olarak milletin sesine kulak verdiğin için ve çaba sarf ettiğin için sana önce çok çok teşekkür ederim. Artı birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bütün kuşçu arkadaşları birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Eğer gerçekten bu işin tadını, zevkini alacaksak birlik beraberlik olmak zamanı. Bunu hiçbir zaman için aklınızdan çıkartmayın. Fevri davranmanın kimseye faydası olmaz. Kimseye ne bileyim hiçbir şekilde faydası olmaz. Ama dostluğun, arkadaşlığın, kardeşliğin çok büyük önemi var. Eğer bu konuda bir yerlere değinebildiysen ne mutlu bana. Çok çok teşekkür ederim. Levent abi, ben sana teşekkür ediyorum. Bizi davet ettin, evini Allah açtın, kapını açtın. Her şeyden önce burada izleyenlere de şunu söylemek istiyorum. Levent abiyle bizim mesleki açıdan bir araya gelme şansımız yok. Aynen. Bizi tanıştıran, bir araya getiren dostluk kurttan güvercindir. Aynen. Aynen. Bunu inkar etme, doğru, şansımız yok ya. Yok. Bu güvercin öyle güzel bir şey ki, hangi ile gidiyorsak, abi bende misafir ol, benim çayımı iç. Aynen. Buraya gelen mesela dün de misafiriniz vardı sizin. Evet. Tekirdağ'dan. Demek ki neymiş? Bir güvercin bu muhabbetleri kuruyor. Yoksa Tekirdağlı'yı biz nereden tanıyalım? Aynen. O niye gelsin? Levent abiyi burada bulsun. Levent abi, bizi davet ettin. Ne demek? Evini, ocağını her açtın, zaman, kümeslerini her zaman, açtın. Her zaman. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben de sana çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, var ol.
İnşallah bir daha da kuşlar tüye çıktıktan sonra İnşallah. Böyle gökten izleyebileceğimiz İnşallah. Bir video İnşallah. Daha yaparız. Saatten sonra uçumda sıra. Ama işte tüy zamanı olduğu için kesinlikle bir şey yapamıyoruz. Yok yani. Onu da istemeyiz. Aşırı da rüzgar çok var zaten. Rüzgar var. Evet. Abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şöyle elim görünsün bir el sıkalım. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ettim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İlyas Yıldırım Güvercin Hastanesi Guru YouTube kanalımıza abone olun. Lütfen reklamları da izleyin. Çünkü YouTube kanalının kazandığı her kuruş tekrar size ilaç olarak yarışma yapılarak, çekiliş yapılarak sizlere dönecektir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.